Ne oldu? Ne konuştunuz? Bugün evleniyorum ne demek? Bunun daha istemesi var, sözü var, nişanı var, altını, takısı, kınası, çeyizi, gelin hamamı var. Aa! Koskoca Mirza Ateşoğlu'nun yaptığına bak. Yangından mal kaçırır gibi. Bana bak, eğer böyle olacaksa evlenmem de. Annem izin vermiyor de. Anne, ben çoktan kabul ettim. Hiç öyle şeylere gerek yok. Ne demek kabul ettim? Aa! Madem Saadet Hanım bu kadar istiyor, üstüne düşeni yapsın. Abla, biraz hızlı olmadı mı sence de? Evet ama senin bir an önce iyileşmeni istiyorum. O yüzden. Sahipsiz değilsin sen. Allah Allah. Ben de geliyorum tabii ki. Nikah günü kızımı yalnız bırakacak değilim. Ya beni bırakmayın burada. Ablam evleniyor, orada olmam lazım. Zaten bana ne verdilerse hiç ağrı falan bir şey hissetmiyorum. Çok iyiyim. İyi, iyi hadi kalk hazırlan o zaman. Benim de o damat beye iki çift lafım olacak. Anne ters bir şey söyleme lütfen. Öyle düğün meraklısı biri değilim ben. Aşık olduğum adamla evleniyorum. O bana yeter. Sus. Sen karışma. Ben ne diyeceğimi biliyorum. Git hemşire çağır hadi. Tamam. Hiç tanımadığınız birisiyle aynı gün nasıl evlenirsiniz? 10 yıldır yanınızda çalışıyorum. Böyle bir ani karar aldığınızı daha önce hiç görmedim. Beni bu hale getirenler utansın. Saadet Hanım'dan intikam almak için yapıyorsanız bir daha düşünün. O iyi niyetinden istedi evlenmenizi. Böyle oyun oynadığınızı görürse çok üzülür. Bu oyunu ben değil babaannem başlattı. Ben de istediğini veriyorum ona. Babam. Babam bu şirketi bana bıraktığında ben 17 yaşındaydım. Arkadaşlarım dünya turuna çıkarken ben babamın yarım bıraktığı işin altına girdim. Gecemi gündüzüme kattım. Bu şirket sadece para değil. Bunu sen de iyi biliyorsun. Benim alın terim, etim kemiğim, her şeyim. Babaannem beni etimle, kemiğimle, emeğimle tehdit etti. Ne ektiyse onu biçecek. Ama bunun bedeli Leyla Hanım ödeyecek. Ne bedeli ederiz? Leyla Hanım hayatında görmediği lüksü görecek. Benimle evleniyor. Mirza Ateşoğlu'yla. Öyle bir kızın kabusu değil. Ben rüyasıyım. Çıkabilirsin. Gir. İstediğiniz belgeleri getirdim efendim. Güzel. Leyla'yla konuştunuz mu? Konuştum. Birazdan nikah dairesinde olacak. Söyleyin aracı hazırlasınlar. Bir an önce gidelim. Peki efendim. Çiğdem Hanım, babaannem ararsa bir şey söylemeyin. Ben söylerim. Daha sonra detaylı anlatırım onlara. Nasıl isterseniz. Müzik.